annelerimiz, kıymetli velilerimiz. Bugün mirasçı sevgili arkadaşlarım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. yılını hep birlikte evlerimizde coşkuyla kutlamak için buradayız. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Şimdi sizleri çocuklar geleceğindir, geleceği yapacak adamlardır diyen Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları başta olmak üzere bağımsızlığımız uğrunda canlarını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Bugünü kazandıran şehitler, ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere sözü okul müdürümüze bırakıyorum. Burada, bugün sizin bayramınız, yani 23 Nisan 1920. Sizin bayramınızın ilan edildiği gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Birkaç kelimeyle bu bayramın önemini sizlere anlatmak isterim. Bugün bir ulusun özüne tekrar kavuştuğu günün adıdır aslında. Yani bugün bir ulusun kendini yönetme gücünü tekrar eline aldığı günün adıdır.
Ve bu yönetim şeklinin, bu devlet yönetim şeklinin adı da cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde halk kendi geleceğine kendisi karar verir ve kendisini yönetecekleri bizzat kendisi seçer. İşte tüm bu düşüncelerimle 23 Nisan 1920 gününün tüm hayatınız boyunca önemini, anlamını, yaşamanız dileğiyle bir kez daha Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler her biriniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir mutluluk bulursunuz. Memleketi asıl nura boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Şimdi sizlere günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere 8 A sınıfından Gülce Alkan'la baş başa bakıyoruz. Sayın Okul Müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, saygıdeğer veliler ve pek değerli arkadaşlarım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünü, bu vesileyle çocuklara bugünün bayram olarak Ermenilisini kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocukların imrenerek baktığı bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatı gönlümüzce doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bu günleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ey bugünün çocukları, yarının sahipleri, kendimizi bilim, teknik, fen alanlarında yetiştirmemiz çok önemlidir. Ancak bundan daha da önemlisi kendimizi ahlaki bakımdan geliştirebilmemizdir. Bugünün ahlaklı çocukları olan bizler, yarının dünyasını bugünden inşa etmekteyiz. Mutlu, huzurlu bir gelecek bizim her alanda kendimizi yetiştirebilmemizle mümkün olacaktır. Ey güzel ülkemin güzel çocukları! Gülelim, oynayalım, sevinelim, eğlenelim. Bütün bunları yaparken bizlere bugünleri armağan eden büyüklerimizi unutmayalım. Bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık? Bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı? Nelerden vazgeçildi unutmayalım. Bu cennet vatana sahip çıkalım. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'e kulak verelim. Benden başkaları da var. Onlar yapsın anlayışı yerine, ben yoksam kimse yoktur anlayışını benimseyelim ve vatanımızın daha güzel, daha huzurlu olması için var gücümüzle çalışalım. Ey kardeşlik bilincini yaşartan çocuklar, gözünde umut ışığı parlayan kardeşlerim, sevgili çocuklar, gün bizim, gelecek bizim, bu vatan hepimizin. Daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk, barış çiçeklerini doyasıya koklayacağımız, yeniden büyük Türkiye'de yaşayabilmek ümidiyle bayramımız kutlu olsun. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Şimdi sizleri 5A sınıfından Zeynep Kübra Karakaya adlı arkadaşımızın okuyacağı şiirle baş başa bırakıyorum. Bugün 23 Nisan, toplandı bütün vatan. Millet Meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultanın ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdunda emin. Bugünü an, bayram et, bugün senindir senin. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Coşkun bir rüzgar gibi ufuklara aşınız. Göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz. Şen olsun bayramınız, aydın olsun yolunuz. Şimdi sizleri 5A sınıfından Ece Naz Bakır adlı arkadaşımızın okuyacağı şiirle baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız, çünkü bugün bayramımız. Bütün oyunlar, eğlenceler, hepsi bizim işte bugün. Çocukları hor bakmayın, incitmeyin, esirgeyin. Ana yurdun oğlu kızı, umut veren şen yıldızı. Yarınları parlatacak, şenlenecek her bir ocak. Korunacak cumhuriyet, yükselecek bu memleket. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Şimdi sizlere arkadaşlarımızın evlerinde hazırlamış oldukları
müzik gösterileriyle baş başa bırakıyoruz. Thank you.
arkadaşlarımızı bu güzel performanslarından dolayı teşekkür ederiz. Atatürk diyor ki, ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. Şimdi sizleri 6K sınıfından İrem Tuna adlı arkadaşımızın jimnastik gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bugünün küçükleri yarın büyükleridir. Şimdi sizleri 5A sınıfından Medine Gül Yüksel arkadaşımızın okuyacağı şiirle baş başa. Sevinçliyiz hepimiz, taşlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir, diyen Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu vesileyle 5B sınıfından Eymen Katip, 8A sınıfından Recep Meral, 8A sınıfından Zeynep İzem Sadıç adlı arkadaşlarımız bayramımızı farklı dillerde bakın nasıl kutladılar. Konnichiwa, nijusan shigatsu, kodomo no hi otanjoubi omedo, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ich wünsche euch allen ganz herzlich ein schönes internationalen Kinderfest. Happy Children's Day. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Milletin egemenlik bayramı bugün. Şimdi sizleri 5A sınıfından Evren Şişman adlı arkadaşımızın okuyacağı şiirle baş başa bırakıyoruz. Bugün sen de bayrağım, daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa, uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük armağan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları. Sevgi, saygı, umut doluyuz. Doğruluktur yolumuz, gözleriz ufukları. Başları hep yukarı. Hem çalışan hem dürüst Atatürk çocukları. Şimdi sizleri 5A sınıfından Sude Nur Civelek adlı arkadaşımızın okuyacağı şiirle baş başa bırakıyoruz. 23 Nisan, meclisin kurulduğu an, bu önemli tarih çocuklara atadan armağan. Çocuklara ait tek bayram, her yıl coşkuyla kutlanır. Çocuklar neşesini sesine, resmine, dansına yansıtır. Olur mu o gün bir tatsızlık, olur mu o gün bir mutsuzluk? O günü güzelleştiren renk renk çiçekler, bugünü hep bayram yapacaklarını ant içmişler. Dünyanın her bir tarafından gelir çocuklar. Bizimle birlikte bu bayramı kutlamak için. Birleşsin tüm dünya 23 Nisan adına. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Şimdi sizleri okulumuzun öğretmenlerinin mesajlarıyla baş başa bırakıyoruz. Çocuk cennettir. Hepinizin bayramı kutlu olsun çocuklar. Çocuklar geleceğimizdir. Çocuk merhamettir. Cennet kokusudur. Çocuk sevgidir. En güzel umuttur. Çocuk heyecandır.
Çocuk duygudur. Çocuk heyecandır. Bütün öğrencilerimin, bütün çocukların, tüm Türkiye'deki ve bütün dünyadaki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çocuk neşedir. Çocuk candır. Çocuk elime çekiyor bu çocuklar. Çocuk sevgidir, çocuk çiçektir, çocuklar canımızdır. Çocuk hakları evrensel beyannamesine göre 18 yaşına kadar her birey çocuktur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımız sona ermişti. Daha nice bayramları hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlamak en büyük dileğimiz. Programda emeği geçen başta okul müdürümüze, değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürler. Bayramımız